Arkadaşlar, tuzların asit baz ve nötr özelliğini anlatacağımız ikinci videomuzda birlikteyiz. İlk videoda hangi tür iyonların hidroliz olabileceğinden bahsetmiştik yorum olarak. Aslında bu video içerisinde hidroliz denklemlerini yazacağız ve bu denklemler sonucunda aslında nasıl asidik bazik ya da nötr tuz oluştuğunu göreceksiniz. İlk videomuzda bahsetmiştik. Tuzlar suda iyonlaşarak çözünüyor dedik. Oluşan bu tuzlar, e, iyonlar suyla etkileşebilir dedik. Tuzun suyla ya da iyonun suyla tepkimeye girmesine hidroliz dedik. E, tuzların oluşumunda 3 durumdan da bahsettik. Kuvvetli asit kuvvetli bazdan oluşabilir. Kuvvetli asit zayıf bazdan oluşabilir tuzumuz ya da zayıf asit ve kuvvetli bazdan oluşur. İkisinin de zayıf olduğu durumda KAKB değerlerine bakılır. Birisi kuvvetli çıkar. Yine son iki duruma döneriz de demiştik. Şunu da söyledik. İkisi de kuvvetli olduğunda oluşan tuz nötr bir tuzdur. Birisi kuvvetli bir zayıf olduğunda kuvvetlinin özelliğini gösterir. Yani ikinci durumda kuvvetli asit zayıf bazda oluşan tuz asidik bir tuzdur. Zayıf asit kuvvetli bazda ise oluşan bazik bir tuz olur. Hadi gelin şimdi bunların denklemlerini yapıp yazıp nasıl böyle olduklarını gösterelim. Nötr tuzlarımızla başlayalım. Suda çözündüğünde nötral çözelti oluşturan tuzlara nötr tuz diyoruz. Ha bu arada şunu hatırlamak lazım. Önceki videoda vardı. Kuvvetli asit ve kuvvetli bazdan gelen iyonlar suya göre zayıf kalır, hidroliz olmaz. Zayıf asit ve zayıf bazdan gelen iyonlar suya göre kuvvetli kalır ve hidroliz olur. Şimdi nötr tuzumuz için der ki kuvvetli asit ve kuvvetli bazdan oluşan tuzlardır. Örneğin hidrojen klorür kuvvetli bir asittir. Sodyum hidroksit kuvvetli bir bazdır. Bunları karıştırdığımızda 10. sınıfta da vardı. Bir nötralleşme tepkimesi, nötrleşme tepkimesi gerçekleşir. Tepkime sonunda tabi sulu çözelti olacak. Tuz ve su oluşur. Hatta asitin hidrojeni ile bazın OH'ı birleşip suyu oluşturur, kalan iyonlar da tuzu oluşturur. Tuzumuz şu. Tabii ki bu tuzun çözeltide iyonları var. Sodyum artı ve klorür eksi iyonları. Baktığımızda sodyum iyonu kimden geldi arkadaşlar? Kuvvetli bazdan geldi. Katyon bazdan geliyordu. Bu kuvvetli bazdan geliyor. Bazdan diyeyim. Klorür iyonu HCl kuvvetli bir asitti, kuvvetli asitten geliyor. E kuvvetli asit ve bazdan gelen iyonların e, suya göre çok zayıf kaldığını, hidroliz olamayacağını söylemiştik. Dolayısıyla her iki iyon da suyla etkileşemez. Yani leşemez. Hidroliz olmaz. Dolayısıyla ortamın pH değerini değiştirmez. İşte bu tür tuzlara nötr tuz diyoruz. Yani, sodyum klorürün sulu çözeltisinde oda koşullarında pH değeri 7 olur. Çünkü nötr bir tuzdur. Diğerlerine baktığımızda ne demek istediğim biraz daha iyi anlayacaksınız. Şimdi diğer tuz çeşitleriyle devam edelim. Gelelim bazik tuzlara. Zayıf bir asitle kuvvetli bir bazdan oluşan tuzlara bazik tuz denir. Peki nasıl oluşuyor? Gelin bakalım. Şimdi zayıf bir asit seçeyim. Hidrojen flörür. Kuvvetli bir baz seçelim. Sodyum hidroksit. Hidrojen flörürle sodyum hidroksitin tepkimesinden oluşacak tuzumuz arkadaşlar. Yine H ve OH suyu oluşturdu. H2O sıvısı. Kalan iyonlarımız flörür ve sodyum da bize sodyum flörür tuzunu oluşturdu. Suda. Sodyum florür. Suda olduğuna göre sodyum iyonlarına ve florür iyonlarına ayrışacak. Suda yazmadım altına. Bunlar suda bulunan iyonlar. Şimdi bu iyonlar kimden geldi? Sodyum artı iyonu kuvvetli bazımızdan geldi. Dolayısıyla suya göre zayıf kalacak. Konjugesi olduğu için bu iyon hidroliz olmaz. Yani suyla tepkime veremez. Florür eksi iyonumuz HF'den yani zayıf asitten geldi. O zaman suya göre daha kuvvetli kalacak ve hidrolize olacak. Peki şöyle bakalım. HF zayıf bir asit. O zaman F eksi iyonu hidrojen bir hidrojen eksi olduğu için onun konjüge bazıdır. Yani florür eksi bir e, bazik iyondur arkadaşlar. Ve suyla da tepkime verebiliyor. Yani suyla etkileşebiliyor. Nasıl yazacağım denklemini? Bakınız. F eksi iyonu sudaydı. Hidroliz demek bir iyonun suyla tepkimesi demek demiştik. Suyla tepkimeye girecek. Bronsted-Lowry asit baz tanımına göre hidrojen veren asit hidrojen alan bazdı. Şimdi ben F eksi'nin HF'nin konjuge bazı olduğunu biliyorum. O zaman hidrojen alması lazım. Kimden alacak arkadaşlar? Sudan hidrojen alacak. Ve dolayısıyla HF moleküllerini oluşturacak. Artı suda bir tane hidrojen kaybettiğinde OH eksiye dönüşecek. E şimdi bakın sulu çözeltisine. F eksi baz demiştik. Sulu çözeltisine sonuçta hidroliz sonucunda ortama OH eksi iyonu verdi. Yani çözeltiyi bazik yaptı. İşte bu yüzden de zayıf bir asitle kuvvetli bir bazdan oluşan tuzlara biz bazik tuzlar diyoruz. Çünkü sulu çözeltilerinde hidroliz sonucunda ortamın pH'i oda koşullarında 7'den büyük oldu. Ortam bazik oldu. Gelelim asidik tuzumuza. Der ki burada kuvvetli bir asitle zayıf bir bazın tepkimesinden oluşan tuzlara asidik tuz denir. Yapalım. HCl kuvvetli bir asittir. NH3 zayıf bir bazdır. En yaygın kullandığımız zayıf baz. Bunları karıştırdığımızda arkadaşlar asit ve bazın tepkimesinden bir nötrleşme tepkimesi olacak bu. Şöyle yazalım. E tuz ve su oluşacak diyoruz ama amonyak susuz baz olarak geçer. Tepkimenin sonunda amonyum klorür tuzu oluşur. Su açığa çıkmaz. Tuzumuzun formülü Amonyum klorür ve bu tuz ortamda amonyum ve klorür iyonları vererek çözülmüş haldedir. Peki iyonlarımız kimden geliyor? Klorür iyonumuz kuvvetli asitten geliyor. Demiştik ya kuvvetliden gelen iyon suya göre zayıf kalır, suyla etkileşemez. Yani bu iyon hidroliz olmaz. Amonyum iyonu zayıf bazdan yani NH3'ten geliyor. Zayıftan gelen iyon suya göre kuvvetli kalıyordu ve su ile etkileşebiliyordu. O zaman bu iyonumuz hidroliz olacak. Hidroliz olacak iyonumuzu bulduk. İkincisi NH3 zayıf bir bazdır ve bunun bir hidrojen fazlası olan NH4 artı konjüge asitidir. Dolayısıyla NH4 asidik özellik gösteren bir katyon. Denklemi nasıl olacak? NH4 sudaydı. H2O sıvısıyla etkileşti. Şimdi biz bunun asit olduğunu söyledik. Bronsted lovre asit bas tanımına göre hidrojen vermesi lazım. Hidrojeni kime verecek? Suya verecek. Hidrojenini kaybettiğinde NH3'e dönüşecek. Suda bir tane hidrojen aldığında hidronyum yani aşı çoğu artı iyonlarına dönüşecek. Bakınız ortamda ne oluştu? Hidronyum iyonları oluştu. Hidronyum iyonları aşı artı iyonları demekti. Yani ortamın asit olduğunu gösteren iyonlardı. Dolayısıyla bizim elimizde pH değeri 7'den küçük olan bir asidik çözelti oluştu. O yüzden kuvvetli bir bal asitle zayıf bir bazın tepkimesinden oluşan tuzlar ortamın asidik yaptığı için asidik tuzlar olarak tanımlanır. Yani bir daha tekrar olursak nötr tuzlar kuvvetli asit ve kuvvetli bazdan oluşur. İyonlar hidroliz olmaz. Asidik tuzlar kuvvetli asit ve zayıf bazdan oluşur. Zayıf bazdan gelen katyon hidroliz olur. Ortamın pH'ını 7'den küçük yapar. Bu yüzden bunlara asidik tuz deriz. Bazik tuzlar zayıf asit ve kuvvetli bazdan oluşur. Tuzumuz kuvvetlinin özelliğini gösteriyor bakın. Zayıftan gelen anyon hidroliz olur. Ortamın pH'ini 7'den büyük yapar. O yüzden bu tür tuzlara bazik tuz diyoruz. Ha nötr tuzlarda da oda koşullarında ortamın pH'i 7 olur. E, bundan sonra iki video daha var. Orada da bunlarla ilgili yine uygulamalar yapmaya ne tür sorularla karşılaşabileceksiniz. Onlarla ilgili uygulamalar yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Görüşmek üzere.